Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mertcan. Bugün sizlere Bibliocraft modunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bakın, burada bir kayışlarımıza girelim hemen. Biblio modu yani böyle güzel eşyalar olan bir mod. Gayet güzel. Şöyle hepsini size tek tek tanıtacağım. Zaten ben hepsini koymadım buraya. Birkaçı var. Ve hepsini gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi burada şey var, sınavlarınızı koymak için bir tablo var. İşte şunlar neydi bunun ismi? Buraya şeyler koyuyorsunuz ama buraya koyunca böyle küçük görünüyor. Buranı geri alabiliyorsunuz, bakın şöyle. Hop, geri aldım. Mesela 2-3 tane, 4-64 tane bile koyabilirsiniz. Bunları aynı şekilde geri alabiliyoruz. Şöyle koyalım. Burada güzel bir lambamız var. Şöyle bakın, bu da kılıç koymak için bir bölüm yapmışlar. Böyle alabiliyoruz. Bakın. Evet. Sonra zırh. Zırh askısı daha da güzelleştirilmiş ve güzel. Burada bir şey komiyerimiz var. Cam mesela. İçine bir şeyler koyuyoruz. Şöyle bunu açmak için de boş yer olacak. Shift'e basıp şu bölgeye basıyoruz ve alabiliyoruz. Geri de koyalım. Kapatalım. Burada sandalyemiz var. Üstüne oturabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle basalım. Mesela benim tek spekten dolayı skinim kötü ama böyle oturarak görünüyor. Şurada şöyle inelim shift'e basarak. Şurada aynı şekilde var. Böyle oturuyorum mesela. Sonra bu masanın üstüne mesela istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Ben tabak koydum. Tabağın üstüne de yemek koyabiliyorsunuz. Koyamadım ben ama siz koyarsınız. Böyle her şeyi koyabiliyorsunuz bunun üstüne. Bu da çalışma masası mesela. Üstüne kitap yok normalde. Ben kitap koydum üstüne. Böyle oturalım. Fark ettiyseniz bakın sandalyelerin hepsinin arkası farklı şuralar. Sandalye arkalıkları var. Bu sandalyelerin şu arkada olmadan tabela olarak da kullanabiliyorsunuz. O da var. Burada harita çerçevesi var mesela. Harita çerçevesini koydum buraya. Haritayı da üstüne koyabiliyorsunuz. Burada güzel bir saatimiz var. Gayet güzel görünüyor. Bu da kavanoz, içine ne koyarsanız koyun kurabiye olarak görünüyor. Yani bir arkadaşınız içine ne olduğunu anlayamayacak. Sadece kurabiye olarak görünüyor. Bu da şey. Şu. Bakın bunun içine kitapları koyuyorsunuz. Yani daha güzel görünüyor. Bu da aynı şekilde masa. Normalde bu tek spekten dolayı kitap ama telefon olarak görünüyor. Ben böyle koydum. Şey gibi, yani telefon gibi göründü. Bu da yazıcı arkadaşlar. Ben pembesini koydum. Hani böyle daha iyi görünsün diye. Bütün renkleri var. Burada iksirlerimiz var. Burası iksir dolabı. Böyle alabiliyoruz hepsini. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra başka. Başka. Ha, bir de şu var arkadaşlar. Şu. Tabela. Mesela normal bir Minecraft tabelasında böyle şey koyamıyorsunuz. Şu resim koyamıyorsunuz. Ve yazıyı büyük yapamıyorsunuz. Bir de onu göstereyim sizlere. Bunu yapmak da kolay. Şöyle gördüğünüz gibi burada eşyalarımız var. Bakın mesela aldım bir tane tablo. Mesela şuraya koyalım. Şöyle bunu açmak için de boş yer olacak arkadaşlar. Boş yer. Shift'e basıp sağ tıklıyoruz. Ve yağmur başladı. Burada gördüğünüz gibi şeyler var, bakın. Yazı yazmak için. Ben ortaya yapıyorum. Şöyle mesela ne yazalım? Benim kanalımın ismi yazalım. Yok şöyle. Evet ama biraz uzun oldu bu. O yüzden sadece şey yazmak istiyorum ben buraya. Minecraft yazmak istiyorum. Şurayı da I yapalım hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu ortaya getirmek için de şuradan boşluk bırakarak ortaya getiriyoruz. Bu yazıyı da büyütmek için şurada bir artı kısım var. Biraz şu bölümü şey yapalım. Geri getirelim. Evet. Tekrar yaptık. Ama tabi iyice büyütünce yazılar siniyor. Şöyle T'yi koyalım tekrar. Şeyi koymak için de, bu resim gibi bir şeye koymak için arkadaşlar. Mesela şuraya envanterinize bir şeyler alıyorsunuz. Mesela ben iksir koymak istiyorum. Böyle iksiri koydum. Şöyle okeyledim. Tabii iksir çıkmadı, bir dakika. Şunu deneyelim. Evet, bu çıktı. Mesela bunu
koyabiliyorsunuz. Bunu da şey yapmak için, hareket etmek için, ayarlamak için de şuraya kısma basıyoruz. Şöyle büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Ben sağlı büyük 2'ye. Şunu da hareket etmek için buralara ya mouse tıklıyorsunuz ya da yön tuşuyla hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela ben böyle koyuyorum. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hatta şu kapının önünde de var, onu da göstereyim size. Görmüşsünüz. Dur. Bakın burada. Ben böyle yaptım. Gayet güzel bir mod. Siz de indirebilirsiniz. Çok eğlenceli. Bu modun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.